Manavgat'ta 10 gün süren yangının ardından dün yeniden alevlerin yükseldiği ilçede, yangının bir anda evinin bahçesine kadar geldiğini belirten Ayşe Kara, "Keçilerimi bıraksam böğüre böğüre yanıp öleceklerdi. Onları kurtarayım derken neredeyse kendim de yanıyordum. Ama onlar yansaydı vicdan azabından yaşayamazdım" dedi. Manavgat'ta 28 Temmuz'da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangını, 10. gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında 59 mahalle etkilenirken, yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. İlçede bu yangının yaraları sarılmaya çalışılırken, dün Sarılar Mahallesi'nde yaşanan orman yangını vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Yangında keçilerini ve tavuklarını canını hiçe sayarak son anda kurtaran Ayşe Kara, "Diğer evimde bulaşık yıkıyordum, duman kokusu geldi. Bulaşıkları yıkayıp dışarıya çıkayım derken bizim kiracı aradı, sizin eski evin orada ateş var diye. Çıkıp bir baktım evin her tarafı ateşler içinde harlı harlı. Davarlarımı kurtarayım diye bir geldim şuraya ateş almış tümü yanıyor. Davarları bıraksam böğüre böğüre ölmelerine razı değilim. Çok kötü olacağım. Vicdan azabından yaşayamam. Keçilerimi kurtardım sonra. Burada bırakıp gidemedim. İçsem böğüre böğüre ölecekler burada. Vicdan azabı ile yaşayamayacağım ben. Yangını görünce içeri kaçmaya başladılar bir de. Başta çıkaramadım. Ben de yanacaktım. Hiç umudum yoktu gerçekten" ifadelerine yer verdi. Küçükbaş hayvanlarını kurtarırken yanma tehlikesi geçiren Kara, "Onları kurtarırken kendim de yanacaktım. Bir baktım her taraf alev aldı. Buradan çıkışım yok benim diye düşünmeye başlamıştım" şeklinde konuştu. Yangını yakından hisseden İhsan Top, "Öğle saatlerinde çalıştığım anda eşim aradı. Evin yakınından dumanlar çıkıyor diye. İzin alıp koşarak geldim" dedi. Ormanın içerisindeki 4 kovan arısının yandığını dile getiren Top, "Arılarımı kurtaramadım. Bu yangınlar ülkemize ve milletimize bir işkence. Artık son bulsun" diye konuştu.